Gerçekleşti onu biraz sonra konuşalım. Tamam, çünkü şöyle bir durum var. Aldım. Geleceğim ama Deniz'in ayağı yaralı. Ve dolayısıyla zor duruyor biliyorum. Gerçekten şimdi, büyük bir fedakarlıkla da yaparak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir mesaj da gönderdim duruyor. Sana okumadın galiba. Öyle mi? Göndermiş pardon. Evet. Söyleyeyim buradan da istersen. Yani. Ha, şimdi geldi. Mesajlar havada uçuşuyor sayın seyirciler. Ha, okuyun okuyun. Tabii tabii buyurun. Şimdi biraz önce birlikte tartıştığımız Cumhurbaşkanlığı iki defa mı aday olur, üçüncü defa mı aday olur tartışmasını Sayın Mustafa Şentop'a sordum. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a sordum. İbrahim Kaboğlu'nun da iddialarıyla ilgili olarak 20 Nisan'dan önce aday olursa yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor ya Sayın Kaboğlu. Bize göre sorun yok zaten diyor Sayın Şentop. Erken de olsa vaktinde de olsa diyor sorun yok. Cumhurbaşkanı ilk dönemi diyor. Yeni sistemde bu çok önemli. Yeni sistemde iki defa aday olma sınırlaması 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdi diyor. Yani bir sistem getiriliyor ve iki defa aday olma sınırlaması getiriliyor. Yani sistemin zaten yeni olduğu burada ifade ediliyor. Mustafa Şentop'un mesajını tam bir okur musun? Tam olarak okuyorum. Daha. Yani ben burada bir araya girdim araya, ama evet. Hepsinin cümle cümle okuyorum. Ve herkese iki defa aday olma hakkı tanındı. Ve eski 101. maddedeki cümle ile yenisi aynı diyor. Ama anayasa koyucu aynı cümleyi tekrar ve yeniden yürürlüğe koydu 2018'de ve bu maddeye göre Erdoğan bir kez seçildi diyor. Mustafa Bey yazmaya devam ediyor. İsterseniz bekleyelim. Ya yazdıkça siz okuyun. Evet. Bu arada gerçekten yani hayır, Taksim Mustafa Bey, Sayın Başkan'a Sayın Şentop'un yani Yüzler Kulübü'ne sözü var. Bu arada onu söyleyelim. Sayın Başkan'a bağlanabilirse ama Sayın Şentop. Yok istemiyorum dedi. Telefonla bağlanmayı dedi. O yüzden onu söyleyeyim. Ama tabii buraya davet edip hem bu konuyu konuşmak. Hayır şöyle söyleyeyim ben. Sayın Şentop'la ben görüşüyorum. Yüzler Kulübü'ne davet etmiştik. O da prensipte okey dedi. Önümüzdeki günlerde o davetimizi tekrar yenileyeceğiz. Evet. Ve kendisini Ankara'da Yüzler Kulübü'nde ağırlayacağız. Gazetecilerin evet. Sorularını 2018 Nisan'ında yeni hüküm gelmiş diyor Sayın Şentop. Yeni hüküm gelmiş diyor. İki defa seçilebilir diye. Yani demin biraz önce hükümden bahsettik, yeni hükümden bahsettik. Bunun üzerine birinci defa seçilmiş diye altını çiziyor. Özel hükme gerek yok diyor Sayın Şentop. Bunu belirteyim buradan. Ama 90 gün 60 gün işine daha değinmedi herhalde. Yazıyor mu hala? 90 gün 60 gün meselesine değinmedi. Ben sormadım çünkü. Asıl kritik iş o. Evet. Peki Deniz'e dönelim. Sevgili Deniz sendeyiz. Gürkan Acır, şimdi az önce altılı masadaki dağılımı net bir şekilde açıkladığımızı, ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bir de son dönemde Sayın Davutoğlu'nun ve Sayın Ali Babacan'ın çıkışları vardı çok tartışılan. Evet. Birazcık oralarda gezindim. Nedir ne değildir diye. Bu çıkışlar niye yapıldı diye. Bu altılı masanın bir araya geldiği Şubat ayından bu yana özellikle altılı masanın hani belki bunu bu şekilde ifade edince diğer partilere haksızlık olur ama büyük demeyeyim. Oy oranı yüksek olan iki partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin oylarının zaman zaman arttığını, zaman zaman azaldığını bir takım anketlerde ve parti yetkililerinin açıklamalarında ya da AK Parti MHP kanadının anketlerinde görüyoruz. Ancak özellikle son neredeyse birinci yıla yaklaşan bu altılı masa macerasında İYİ Parti ve CHP'nin dışında kalan diğer dört parti altılı masa kurulmadan önceki oylarının kendi yaptıkları anketlerde ya da bağımsız çalışmalarda da yükselmelerin, dalgalanmaların düştüğünü, stabil gittiklerini hatta biraz da oylarının düştükleri düşüncesindeler. Özellikle altılı masadan son toplantılarda tartışmalar yaşanmasın, kamuoyuna yansımasın açıklamalarına rağmen büyük partilerin liderlerinin yaptığı açıklamalardan sonra Sayın Davutoğlu'nun ve Sayın Babacan'ın çıkışı aslında kendi partilerinin oy oranlarını yükseltmeye yönelik. Çünkü altılı masanın oy oranı olarak kendilerine yaramadığı düşüncesi hakim bu iki partide. Ve bir de eğer Babacan cephesinde 2023 seçimi ne olursa olsun 2028 seçiminde Babacan Cumhurbaşkanı olacak düşüncesi hakim. Ve buna yönelik bir strateji izliyorlar. Gelelim Davutoğlu tarafına. Davutoğlu'nun da bu çıkışları madem tırnak içinde söyleyeyim, madem hani liderler bu tip açıklamaları yapıyorlar
Biz de o zaman düşüncelerimizi ifade ederek hem seçim sonrasında eğer altılı masa kazanırsa ve AK Parti'de bir çözülme olursa AK Parti'den gelecek oyların akışını kendilerine yöneltmeye bir çaba olarak yorumlanıyor ve oralardan aldığım bilgiler bu yönde. Tabii bu altılı masaya ne kadar fayda sağlar, ne kadar fayda sağlamaz o ayrı bir düşünce konusu. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani hem bu süreci hem de seçim sonrasındaki sürece yönelik açıklamalar. Bir bilgim de HDP'ye yönelik Gürkan Acır. Evet. Tabii HDP'nin kimi destekleyeceği bu seçimde çok önemli. Aslında seçimin sonucuna da etki edecek konulardan bir tanesi diyebiliriz HDP'nin kime oy vereceği. Bugüne kadar Altılı Masa'nın tabii adayına göre HDP'nin pozisyon alacağını söylesek de özellikle HDP'deki bir kanadın hala Adalet ve Kalkınma Partisi ile görüşmeye sıcak baktığını söyleyebiliriz. Bir dakika, bir daha söyle Deniz. HDP'nin bir kanadının şu andaki yönetimdeki Selahattin Demirtaş değil ama tamam. Mevcut şu andaki yönetici kadrosunda. Yani altılı masa bizi cepte görmesin. En nihayetinde adaylar açıklanır, programlar açıklanır. Ona göre tekrar konuşulur. Düşüncesinde olduklarına yönelik bir bilgim var. Tabii Barış yani, arkadaş Cumhur İttifakı'yla mı oradaki temas kulislere halinde daha hakim ama temas halindeler demiyorum ama bugünden kesinlikle şartsız, amasız, fakatsız, lakinsiz destekleyeceğiz diye bir düşünce yok. Ha, şunu da belirtmek lazım. Tabii HDP seçmenine ne kadar etki edebilirler? Çünkü HDP seçmeninde genel motivasyon bir mevcut hükümete muhalif olma yönünde. Ne kadar etkileri olur bilmiyorum ama resmi isimlerle hem benim görüşmelerimden hem Ankara Bürosu'nun deneyimli başarılı muhabir arkadaşlarımızın bana aktardığı kulis bilgilerden toparladığım bilgi HDP'nin de yani yönetim kademesinde bugünden yarına AK Parti ile görüşmeyi için kapıları kapattığını söylemek için erken. Burada Altılı Masa'nın adayı ve Altılı Masa'nın vaatleri aslında HDP yönetiminin tercihlerinde etkili olacak. Ha tabii bu tabanlara ne kadar etki ederler onu da seçim süreci gösterecek Gürkan Acır. Evet Fatur, burada bir şey ekleyecek misin? Deniz devam edecek mi? Ben yok Deniz de... bitti mi senin şeylerin? Kulisler. Heybet boşaldı. Bir iki bir şey daha var ama onlar da önümüzdeki haftaya. Çünkü önümüzdeki haftaya saklayabiliriz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Seni uğurlayalım. Deriz sana da. Rahatsızlığına teşekkür rağmen yani bu ayağındaki yaşanan duruma rağmen yayına katıldın. Çok teşekkür ederiz. Çok çok önemli bilgiler verdin. Sen demesen de yine gündemi belirledin. Eskiden Ankara'ya davet ediyordu artık etmiyor. Etmiyor. Cimrileşti biraz evet, Deniz. Evet, cimrileşti galiba. Peki. Şöyle söyleyeyim. Altılı Masa 26 Ocak. Önemli bir gün. Buyurun ya gelin. O gün bekleriz. Zaten geleceğiz. Hatta bir kere de buradan yapalım. Ona zaten geleceğiz Deniz. Gerçi Şaban da Ankaralı, o da hiç kırdamıyor evet, yani. Peki. Barış arkadaş şöyle birlikte, söyleyeyim. Birlikte bu zamana kadar bir Ankara ev sahipliğinden bu zamana kadar muzdarip oldunuz mu? Ya da yok, TV100 Ankara Bürosu buradan, TV100 Ankara Bürosu gerçekten çok güzel bizi misafir etti. Geçen Uğur abiyle, Uğur Dündar'la fotoğrafınızı gördüm. Kıskandım. Hani biz de şöyle en kısa bir sürede gelmek en kısa sürede şöyle hacıyla, hacı da Ankaralı, hacı da hiç demiyor buyurun gelin falan diye. Tabii buyurun inşallah. Bizim orada. Sen niye hiçbir şey söylemiyorsun? Ben tek başıma. Ben aynı zamanda Kayserliyim. Sen de TV100 Ankara Bürosu'nda yerin var, yurdun bekleriz, var insan. Denizle en güzel şekilde inşallah sizi ağırlamak tamam, isteriz. Hacı, peki. Mesela başımızın üstünde yeriniz var. Sevgili Deniz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ ol. Sevgili Gürkan Bey.